Good morning, everybody. If you'd like to listen in Turkish language, you need your headphones. If you want to listen in British English to me, then do it naturally. Just wait a second for a few more colleagues to join us. So, good morning, everybody, and a very warm welcome to the Turkey Innovation Summit of Schneider Electric, and then specifically the expert session for oil and gas and petrochemical. My name is Chris Dartnell. I'm very pleased to be leading for Schneider the oil and gas and chemical business and working with my Turkish colleagues here to deliver good technology and good solutions for you and help you make your businesses more efficient. So today, it's a very busy show, our second day, and we hope you'll find our session here for the next 40 minutes enlightening and interesting. Thank you. So, what we're planning today is much more of a dialogue. We have our guest here, who's very pleased that he's joined, Rafat Kara from İGDAŞ. We'll welcome him to the stage in a couple of minutes, and we'll be talking, or I'll be asking and discussing here how we have applied together digital technologies for Istanbul Gas. And as you know probably better than me, but this huge, exciting, expanding city, building third airport, 15 million people, how do we manage that with 18,000 kilometers of pipeline around the city and all the demands? So that's the discussion to come. Let me just set the context for you here in this Schneider event. We talk a lot about digital, and why? Because we think it's the single biggest challenge for us in business in the coming years. Challenge and opportunity. The consulting company McKinsey estimates that for digital's impact on the world economy will be over $6 trillion in the next 5 years. It's just a phenomenal number. So it really does feel to us like the next industrial revolution. And then if you think specifically for our family of oil and gas and chemical people, we're in a commodity business with enormous invested capital. Surely digitization has an even bigger impact for us to try and find better ways to be more efficient, more profitable, more flexible as we spend capital to bring standard products to our consumers in a safe way. So that's our challenge to discuss. If you think about where does Schneider touch the digital world, and we put this together, and it's kind of a good talking point, I think, because we start with measuring every second, sometimes every 50 milliseconds, digital information. And that on a plant, on oil or gas production, on pipelines, could be process measurements, temperatures, flows, pressures. It could be safety information coming through safety systems, valve stem travel. It could be machinery information. It could be information coming from CCTV. In terms of pattern recognition, we can bring in SCADA data from across thousands of kilometers. We can bring in a lot of electrical data about the electrical power that drives our processes. So Schneider is really quite at the heart of the heartbeat, if you will, of measuring the impact from your assets. And we were discussing with BP, the British oil company, and they were saying they estimate 90% of the data on an offshore oil platform that they need comes through Schneider systems. Electrical, automation, safety, telecoms. So the voice of the asset is coming through. And then the benefit here is how do you turn data into insight? Because we're not short of data, I would suggest, in this world. We have plenty, maybe we have too much. I find with my cell phone, I have WhatsApp, I have Instagram, I have Facebook, I have Schneider email, it's too much, right? So
Much more important is, how do we create insight? How do we create actionable thought? And we'll discuss that. So this picture you've seen many times, I think, with us. This is our view of ecostructure. This is for oil and gas, so there's many solutions that make sense in oil and gas, and some, so we've picked the solutions here, right through, not to talk in detail, but from transmitters, from valve positioners, from circuit breakers and contactors, gathering that connected data, which is the things of Internet of Things, up to the so-called edge control, SCADA systems, DCS systems, electrical SCADA systems. In other industries, maybe in retail, now people will take information from the connected product straight to the cloud. I think in our very secure, very demanding environments, we're much more cautious in oil and gas. I think we'll want inside the premises protected systems. And then the top layer here of analytics and software. I'll just mention Aviva, if this is something new to you, because we're very excited, particularly in oil and gas, but in Schneider, about the creation of our new company, Aviva. It's majority owned by Schneider, and it's the software company for digitization for Schneider, for oil and gas, and many other industries. So in Aviva, we have, Aviva is a existing British software company involved for the last 30 years in software for plant design. And Schneider has put together all of our software that came from simulation, operations, SCADA, a big variety of software, and together the new company is called Aviva and is owned and driven by Schneider. So very exciting for us, launched 1st of April this year. Global company, colleagues from Aviva in the room here. And so Aviva and Schneider together are trying to work with folks like you to bring your view of digitization to life. So let's move into a dialogue, which I think is the heart of this discussion here. And I wanted to welcome my my new friend and our good esteemed colleague Rafat to the stage, if you'd like to join us. And if you could welcome him, thank you for joining us. And I'll let Rafat tell his own story, of course, but we're going to be talking here about İGDAŞ today, the Istanbul gas distribution company, who are using many technologies, I'm sure, but are using many solutions from Schneider here to help to drive their performance. So we'll have a dialogue. It's going to be interesting because I shall ask my question in English and Rafat will reply in Turkish, so we'll see how that works for you. Lovely guy. Welcome, sir. Thank you. Herkese geldiğiniz için teşekkür ediyorum. SCADA ve Endüstri Kontrol Sistemleri yöneticisi olarak çalışıyorum. SCADA ve Safety Control Merkezi sistemlerinin projelendirilmesi, kurulması, işletilmesi ve bunların sürdürülebilirliğini, faaliyetlerini yürütüyoruz. 15 yıldır özellikle SCADA ve bunlarla haberleşen IoT sistemlerinin belirlenmesi, ve bunların haberleşme altyapılarının kurulması noktası ve faaliyet gösteriyoruz. Elektrik elektronik mühendisi meslek olarak enerji alanında da uzmanlığı bulunmaktadır. Böyle geçiyoruz. Ben kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bu dijitalizasyonu nasıl kullanıyoruz? Ondan biraz bahsedeceğim. Dijitalleşme, yani benim gördüğüm kadarıyla bir devrim değil, bir dönüşümdür. Biz de İGDAŞ olarak kesinlikle bu anlamda
çok önemli dönüşüm projeleri gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizim alışılagelmiş iş şekillerinde çok önemli değişiklikler yaptık ve yapıyoruz. Bugün biz İstanbul'da 6,5 milyon müşteriye, 15 milyon İstanbulluya hizmet veriyoruz. 6,5 milyar metreküp konut ve sanayi, 2 milyar metreküp'e de yakın dönüşüm enerji santralleri olmak üzere 8,5 milyar metreküp yakın doğalgaz taşıma kapasitesine sahip bir boru hattına sahibiz. Tabii bunun 1860 kilometre çelik şebekemiz, 18 bin kilometrenin üzerinde dağıtım şebekemizle bunu yapıyoruz. Bu dağıtım şebekemizin tabii kritik noktaları var. İşte İstanbul'un şehir giriş istasyonları, bölge regülatör istasyonları, kritik çelik vanalar, boru hatlarının yapısal bozulmalarına karşı katodik koruma sistemleri, kokulandırma sistemleri gibi 2500'ün üzerinde çok kritik noktamız var. Ve bunların hepsinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bir yerde mesela düşünün, bizim bir bölge regülatör istasyonumuzda minimum 5000 adet müşteriye gaz adı hizmeti veriyoruz. Burada yaşanabilecek bir arızi durum. Bunun gibi 800'ün üzerinde istasyonumuz var. Bu istasyondaki bir filtrenin kirlenmesi, basınç düşmesi ya da yükselmesi veya hatlardan birinin devre dışı kalması gaz sevkiyatına çok önemli sorunlar çıkarır. Bu durumda bizim eskiden olsa sürekli olarak bunları rutin kontrollerini ve sık sık bunları yapıyor olmamız gerekir. Çünkü olası bir arıza durumu bize çok ciddi anlamda iş yükü çıkarır ve bu anlamda çok ciddi anlamda bir insan kaynağı, araç ve kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Biz bunun için tabii dijital dönüşüm projeleri gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz bu dijital dönüşüm projeleriyle bizim bu sahadaki 2500'ün üzerindeki ekipmanlarımıza otomasyon sistemleri taktık. Bu otomasyon sistemleriyle haberleşen IoT sensörlerden topladığımız verileri uzaktan bir merkezde toplayarak bu verileri merkezileştirilmiş bir duruma getirdik. Olası bir arıza durumu anında sahadaki ekiplerimize tetikleyecek şekilde çok hızlı müdahale ve problemi çözme kabiliyeti kazandık. Bu ekiplerimizi mobil hale getirerek bu şekilde saha problemlerini hem daha hızlı hem daha az insan kaynağıyla çözüyoruz. Tabii burada aynı zamanda bizim bu Very interesting. I mean, so you're managing the challenges of supplying safely gas to one of the biggest, most vibrant cities, I guess, in Europe and Asia. So it's a pretty big challenge. Digitization is a pretty broad field, but I think what you're describing then is you see it as a way to solve the problems, to allow you to understand the capabilities of your network. How do you describe how you apply digitization, where you see its biggest impact into your business? You talked a little bit about problem solving in the field, but is that where you see the big impact? Dijitalleşme sayesinde bugün İstanbul'da artan gaz talebine karşı sürdürülebilir ve güvenli bir operasyonu sağlamak için çok iyi bir konuda bulunuyoruz. Bugün İstanbul'un nüfus artışı, yeni yaşam yerlerinin kurulması, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması, işte 3. Havalimanı gibi neredeyse İstanbul'un iki ilçesi büyüklüğünde
gaz tüketiminin oluyor olması, 130 bin metreküp gibi bir gaz tüketiminin oluyor olması, yani tam performansla, tam kapasiteyle çalıştığında 2 milyon yolcu kapasite olan bir havaalanından bahsediyoruz, olması tabii gaz talebini arttırmaktadır. Öbür taraftan iklim değişikliği, çevreye olan duyarlılık tabii yine gaz talebini artırıyor. Öbür tarafta bizim şey olarak regülasyon değişiklikleri, yani yasal yükümlülüklerimiz var. Bunların tabii bizim için bu tür ihtiyaçlar hem Schneider ve Avia uygulamalarıyla hem bu ihtiyaçlarımızı karşılamış oluyoruz. Sistemimizi 7/24 saat izleme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Ayrıca bu gözetleme sayesinde hem şebekemizin güvenliğini kontrol altına almış oluyoruz, hem de iş verimliliğimizi artırmış oluyoruz. Very interesting. So it's, I like your phrase, at least as it came in English, it was, you don't need to panic anymore, so maybe it's a reassurance. You talked about helping with climate change, and you talked about a very obvious thing to me as a regular visitor to Istanbul is how this city grows. So maybe then, how do you think about digital when you do capital projects? So you have a new airport, you said it takes as much gas as 2 city districts. Of course there will be more pipeline, more infrastructure, but how do you think digitally about that? Maybe you can tell us. Biz bir defa bu ihtiyacı havalimanındaki bu bütün tüketimimizi biz online olarak uzaktan SCADA merkezinden izliyor olacağız. Ve bunu kontrol edeceğiz. Sayaç okumadan faturalamaya kadar giden o bütün tahakkuk kadar bütün süreci bu merkezileştirilmiş sistem üzerinden takip edip kurumsal ERP sistemine kadar giden o bütün süreci takip, dijitalizasyon sayesinde takip etmiş olacağız. So when you do a project starting with your early design and then your detailed design and your commissioning, is there a different way you think about things with digital, or do you build digital in right from the start of the thinking? How do you go? What's changed in your projects in the digital world? Tabii ki biz bir proje tasarımı, bir mühendislik bir proje tasarımı, bir boru hattı tasarımı yapılırken mutlaka bu dijital verileri kullanarak ona göre bir onu simülasyonlardan simülasyon programlarından geçirerek o topladığımız o verileri kullanarak ona göre yeni yatırım planlarımızı yapıyoruz. Yeni boru hatlarını tasarlarken bu dijital verileri kullanıyoruz tabii. Önceden elimizdeki verileri kullanarak yeni yapacağımız yatırımları bu veriler üzerinden kurguluyoruz. So it's digital technologies from Schneider and other people are changing everything, I guess, or they're enhancing the way you think from the early design through to, in fact, you said completely different, using simulation through the project. And I guess it leads me to think, what's changing then in your business processes, your work processes in the digital world, particularly relating to how you operate the pipeline? Bir defa alışılagelmiş iş süreçlerimizde önemli değişiklikler oldu. Biz süreç bazlı iş modelleri oluşturulmaya başlandı. Bugün benzer iş süreçleri olan birimler kurumsal organizasyonla bir araya getirildi. İş süreçlerinin birbirini tetiklemesi sistematik bir yapıya kavuşturuldu. Bugün mesela pazarlama departmanından işte bir müşterinin işte bir gaz talebi ilgili birimleri tetikleyerek hangi departmanın hangi aşamada bu sürecin içinde
o olacağını planlayarak hem iş gücü anlamında hem zaman kaybı anlamında önemli katkılar sağlıyor. Bu bütün projelerimiz için geçerli. It's interesting because in businesses like refining, you often seem a long way from the customer. But for your business, when a new subscriber is calling marketing, then there's a digital process that starts to increase the demand on the systems. Is that how you describe it? Pazarlama bölümünde bu işi, bu talebi yapıp bu süreci tetikliyor. Ondan sonra ilgili diğer bütün birimler, yani bu tabii bu süreç bazlı olduğu için artık iş bu planlama süreç bazlı yapıldığı için süreçleri birbirinin ilgili birimin tetiklemesiyle sistematik olarak birbirini tetikliyor ve bunlar ilgili birimlere giriyor tabii. Bu birimler işte departman hangi aşamada, yani işin hemen o anında müdahale etmesi gerekmiyor. O süreç kendisine geldiği andan itibaren dahil olarak yani sürecin sonuçlandırmasını sağlıyoruz. Yani böylece yani bir sürü birimin aynı anda bir bu çalışmanın içinde olması yerine işte pazarlamanın bu abonelik hizmet işlemini yapması, sonra burada işte sahada bunun için uygun mu değil mi o kontrollerin yapılması, sonra işte gaz verme aşamasına gelmesi şeklinde devam ediyor. So that because most of Schneider's impact is in operations and assets, but if you think about digitization through all of your business in terms of people and marketing, it's a huge change in it. And it seems it's that connection of data is the So, you mentioned, I mean, one of the questions that we have, I think, often is around the connection between operations and IT in business, between, particularly for people involved in SCADA, if you're in the SCADA world. 20 years ago, operations and IT were two separate worlds. Has that come together? How do you in your job work with the IT people, and is that a now a more digital connected process? Şöyle bizim normalde operasyon anlamında bizim IT ile süreçlerimizin çakıştığı noktalar var tabii. Saha operasyonları tamamen bizim kontrolümüzde yürümektedir. Ancak ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçların planlanması ve kurgulanması bizim tarafımızda yürüyor. Tabii bunun için gerekli olan altyapının, IT altyapısının oluşturulması noktasında bizim IT ile olan ilişkimiz burada çıkıyor tabii. Bu bütün bu sistemlerin kurulma aşamasından sonraki bunların kurulu olduğu sunucuları ve network altyapısını ve güvenlik tedbirleri anlamında biz IT ile bütünleşik bir yapıda çalışmış oluyoruz. Well, and it seems that the operation and IT has to work together to make digitization work. It's not just technically, but in a people sense of the business. So talking of IT, there's a lot of debate in the digital world about the cloud. And I think in businesses like retail businesses or like with Amazon, with Google, with Twitter, cloud is a very much the current discussion. However, for us in a different world of oil and gas, delivering safe gas in a regulated way in Istanbul, do you see the cloud as an option? Do you use it? Are you more nervous about it? How do you think about looking after your data and the impact of the cloud? Şöyle
Açıkçası biz şirketimizde özel bir teknoloji kullanmıyoruz. Ancak kendi organizasyonel yapımız içerisinde kendimize özgü kullandığımız bulut teknolojisi var. Ancak bununla ilgili önemli ileride önemli çalışmalar yapacağımızı öngörüyoruz. Ancak bulut teknolojisinin şu anda kritik altyapılar için kullanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz ama bu güvenlik açısından neler getireceğini tam olarak kestiremiyoruz. Açıkçası güvenlik bizim için son derece önemli. Bizim için kritik sistemler anlamında düşündüğünde. Çünkü uzaktan bütün bu kritik noktalarınıza kontrol ediyorsunuz. Yani bunlara müdahale ediyorsunuz. Bunları uzaktan komut göndererek gaz sevkiyatını duyuyorsunuz. Bu bizim için çok kritik bir süreç. Ve bunun bizim kontrolümüzde olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak bulut teknolojisine önümüzdeki dönemde bu anlamda bir çalışma yapacağımızı öngörüyorum. And your comments are reflected around the world with others in similar businesses because it's, I think we all see the power of bringing data together and comparing, but we're nervous at this point about sharing our data. And I guess you're in a regulated business where some of the data is also your customers' data, so that's probably a struggle. So I guess our challenge here is when are we ready and how do we do some prototyping to see if the benefit of the cloud is as it outweighs the difficulties. Just a different question because it just was very interesting when you talked earlier about this. You have regulators, you have safety compliance. Any thoughts about how you use digital to help you with your regulated business, with your safety? Do you use it in some way that helps to show your certifications to the authorities? Tabii güvenlik anlamında biz kurum olarak çok önemli, önemsiyoruz. Güvenlik bizim için çok önemli. Çünkü bizim sistemlerimizin kritikliği adına çok önemli. Özellikle bilgi güvenliği standartımızı kurumumuzda hem IT departmanında hem de operasyonel SCADA sistemleri anlamında belgelendirmiş durumdayız. Güvenlik bizim için çok önemli. Bu son işte 2018 yılının ortasında Adeva Schneider ile yapmış olduğumuz SCADA ve sevkiyat kontrol sistemini yenileme projesinde de biz güvenliği çok ön planda tuttuk. Hem sistemlerimizi tasarlarken hem de sistem sunucularına verirlerken bunu çok önemsedik ve buna göre yapılandırdık. Şirketimizde de bu yönde çok önemli güvenlik taramaları yapılıyor ve bu konuda önemli hem bilgi güvenliği anlamında hem de iş sürekliliği anlamında belgelendirme, ISO 27001 özellikle belgelendirme yapmış durumdayız. So the everything, the safety reporting, but also things like the permitting process, they can all be digital, I guess, almost using things like DocuSign to make sure that everything's certified. Interesting. Tell me then, what does the next 3 years look like in terms of your growth, and then how you think about more technology and digitization to bring into your business? Açıkçası dijitalleşmenin enerji sektörüne yüksek katma değerli iş gücü
anlamında, katma değerli ve verimlilik anlamındaki katkısı bundan sonra da dijital dönüşüm projelerinin devam edeceğini düşünüyoruz. Zaten biz kurum olarak hem yönetim anlamında hem çalışanlar açısından bu işi önemsiyoruz. Bizim şirket açısından bu alanda da çokça gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüm projeleri var tabii. Bize bana soracak olursanız önümüzdeki birkaç yıl içerisinde özellikle nesnelerin interneti anlamında çokça cihazı bu sistemlerle konuşturacağımızı, haberleştireceğimizi ve bu anlamda ciddi anlamda bir okunan, entegre olan cihaz sayısında artış olacağını düşünüyorum. It's interesting. In English, it comes as self-communicating. I guess machine to machine. That's how it came in Turkish. But tell me a little bit more about that. Do you mean that the human is not needed in the control loop? That the machines will talk to each other, or the valve talks to the marketing? Where do you see the future of self-connecting systems? Biz kesinlikle öyle düşünmüyoruz. Yani insan kaynağına kesinlikle ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Ancak bu tabii cihazların birbiriyle konuşuyor olması hata yapma oranlarının düşeceğini, yani yapılabilecek, yani bu sistemler insanların yapabileceği hata oranlarının sistemler vasıtasıyla, cihazlar vasıtasıyla yapılıyor olacağı, bu karşılaşılabilecek olan hataların minimize olacağını düşünüyoruz. Ama insan kaynağının bu dijitalleşme içerisinde hem nesnelerin interneti anlamında hem dijital dönüşüm anlamında önemli, sürekli bir önemli yer alacağını düşünüyorum. As a personal discussion, I have a granddaughter who is 1 year old, and she's a digital human because she can't yet speak well, but she can operate an iPad with her fingers to watch her program. So a digital human is born today. Talking more relevant to your business about other humans, how does the executive management of Ikdash help with digitization? Of course, they put a lot of capital funding into your projects. Do they support the drive for digitization? Is it something that they see as a priority? İlktaş bir defa, yani ben de bir alt kademede bir yönetici olarak olaya baktığımda, hem üst yönetim anlamında dijital dönüşüm projelerini önemseyen bir şirket ve yönetim anlamında öyle. Bizim son birkaç yıl içerisinde yapmış olduğumuz çok önemli dijital dönüşüm projeleri var. Özellikle kurumsal ERP sisteminde SAP sistemine geçiş yaparak belki de bu anlamda yapılmış en büyük dijital dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirmiş olduk. Satın almadan hurdaya kadar giden varlık yönetim sürecini SAP üzerinde yönetiyoruz. Sayaç okumadan tahakkuka, faturaya, oradan tahsilata giden bütün süreci yine SAP üzerinde yönetiyoruz. Muhasebeden insan kaynakları yönetimine kadar olan bütün süreci yine SAP üzerinden yönetiyoruz. İşte bizim Adeva Schneider'le yapmış olduğumuz proje kapsamında bütün dağıtım şebekesimizi ve bu dağıtım şebekesi enstrümanlarının kurmuş olduğumuz SCADA ve sevkiyat kontrol sistemiyle çok önemli bir proje yaptık yine. Coğrafi bilgi sistemleri anlamında ArcGIS projesi çok önemliydi bizim için. Mobil iş gücü yönetimi anlamında gerçekleştirilmiş olduğumuz dijital projeler var.
Tabii bizim şirket olarak, yani kurum olarak yönetim anlamında da dijital dönüşüm projelerini önemsiyoruz, ancak ihtiyacımız olan bir proje ise bunu gerçekleştiriyoruz. Biz şirket olarak 5 yıllık stratejik planlar yapıyoruz İGDAŞ olarak. İşte 2014-2018 stratejik planı, şimdi 2019-2023 stratejik plan revizyonuna geçtik. Hedeflerle yönetim modelini benimsemiş bir şirketiz. Bu modelde en aşağıdaki teknisyenden yukarıya kadar bu faaliyetleri belirlemede rolü vardır. Biz bu hedefler neticesinde bir dönüşüme, bir dijitalleşmeye ihtiyaç varsa bunlar belirlenir. Bunlar üst yönetiminde onaylarıyla hayata geçirilir. Son birkaç yılda yapmış olduğumuz dijital dönüşüm projeleri de bunun için örneklerdi. Az önce vermiş olduğum. Very interesting, and that's a huge amount of commitment, I guess, from ERP systems to mobile systems to HR systems, and it. Well, I guess for us to be successful together in digitization, it takes a senior commitment as well as good folks. I like something else you said there. You don't digitize just for the sake of it, right? So it has to be appropriate and valuable, because I think it's too easy to measure everything. We need to measure what makes sense. So I guess my final question, other than just to wrap up, was to say, could you talk a little bit about what Schneider and IGDAŞ do together? How's that relationship been, and how does it help the digital process? You know, is it more than just technology? Is it about the relationship too? Schneider bizim için bir paydaşımız, çok önemli bir paydaşımız. Biz Schneider ve AVE ile uzun süredir projeyi geliştiriyoruz. Bizim yaklaşık 10 yılı aşkın bir proje geliştirme, dijitalleşme alanında çalışmalarımız var. Özellikle bizim Schneider'in Türkiye'deki temsilcileri buradalar, zamanında falan da burada. Biz gerçekten iyi, birlikte iyi projeler geliştiriyoruz. Hem takımı çok, bu konuda çok iyi. Hem de gerçekleştirmiş olduğumuz projeler çok verimli oluyor. Bugün dünyada, ülkemizde de dünyada da bazı projelere başladık ve bu projeler çoğu istenilen verime ulaşılamıyor. Ancak bizim gerçekleştirmiş olduğumuz, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz projelerde hem işletmemiz anlamında, hem varlıklarımızın yaşam döngüsü anlamında çok iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Ümit ederim bundan sonra da dijital dönüşüm projeleri anlamında iyi şeyler yaparız. Thank you for your kind words about Schneider, particularly the Turkish team. And I think the highlight is really, it's about how we work together, isn't it? I think no one has the answer themselves, but together, when we get our brains together, we find the right way to develop. It's been a 10-year relationship. I hope it will be longer. And I'm very pleased that Schneider can play a small part in your success, and then more importantly, your success in making this phenomenal world city a safe and thriving place. It's a real challenge you have, and thank you very much for sharing some time with us. So ladies and gentlemen, my colleague here, Rafat Bey, and thank you for your time with us. Thank you, folks. That's what we had for you today. I think with the complexity of two languages, we won't take questions now, but if you would like to speak to Rafat in the room here. Other than that, we wish you a continued successful day at the Innovation Summit and a safe and healthy weekend. Take care. Good day.